Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde temel yeterlilik testi ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına yönelik coğrafya denemelerinin 7.sini çözüyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir nedene bağlı olarak ortaya çıkar? A. Şubat ayının 28 gün sürmesi. Arkadaşlar, dünyanın güneş etrafında dönerken takip ettiği yörüngenin şekli elipstir. Bu yüzden Dünya bazen güneşe yaklaşır, bazen güneşten uzaklaşır. Bu da dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızını etkilemekte. Dolayısıyla dünya güneşe yaklaştığında 30 günde alacağı mesafeyi 28 günde almaktadır hızı arttığından dolayı. A şıkkının nedeni, 28 gün sürmesinin nedeni elips yörüngedir arkadaşlar. Yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olması. Yine A şıkkı üzerinden gidelim. Şubat ayı kuzey yarımküre için kış ayı, güney yarımküre için yaz ayı. Ayların sürelerinin farklı olması mevsim sürelerinin de farklı olmasına neden olmakta. Yine elips yörüngeden dolayı. Mevsimlerin oluşması. İşte arkadaşlar, mevsimlerin oluşmasının nedeni eksen eğikliği. Dünyanın ekseni eğik olduğundan dolayı, 23 derece 27 dakika eğik olduğundan dolayı mevsimler oluşuyor. Eksen eğikliği. Güneşin dünya üzerindeki çekim etkisinin değişmesi. Elips yörüngeden dolayı güneşin dünyaya yakın olduğu zamanlarda çekim etkisi artıyor. Uzak olduğu dönemlerde çekim etkisi azalıyor. Yine elips yörünge arkadaşlar. Eylül ekinoksunun gecikmesi, Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi. Solstis ve ekinoks tarihlerine baktığımızda 21 Aralık, 21 Haziran ve 21 Mart'ta gerçekleştiğini görüyoruz. Peki Eylül neden 23? Eylül 2 gün gecikiyor. Çünkü Dünya Güneş'e uzaklaştığından dönüş hızı yavaşlıyor. 21 Eylül'de ulaşması gereken konuma ulaşamıyor. 23 Eylül'de ulaşıyor. Bu da elips yörüngeden kaynaklanıyor. Cevabımız C seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz. Akarsuların debisindeki yıl içindeki değişime akarsu rejimi denir. Akarsu rejimi öncelikle yağış rejimi ile ilgilidir. Yani yağış rejimi düzenli ise büyük olasılıkla akarsu rejimi de düzenli olacak. Yağış rejimi düzensizse akarsu rejimi de düzensiz olacak. Buna göre aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde bulunan akarsuyun rejiminin düzenli olması beklenir? Demek ki yağış rejimi düzenli olan iklimi bilirsek akarsu rejiminin de düzenli olduğunu sonucuna varabiliriz. Savan ikliminde yağışlar yazın artar, kışın azalır. Düzensiz bir yağış rejimi, demek ki akarsularda da düzensiz rejim var. Muson iklimi yine aynı şekilde yaz yağışları vardır. Kışın kuraklık görülür. Ekvatoral iklimde arkadaşlar her mevsim yağışlı. Her mevsim yağışlıysa düzenli yağış rejimi, o halde akarsularda da düzenli rejim görülür. Karasal iklim, ilkbahar aylarında yağış artar. O halde düzensiz bir yağış rejimi, düzensiz akarsu rejimi. Akdeniz ikliminde yağışlar kışın artar. O halde burada da düzensiz bir yağış rejimi ve düzensiz akarsu rejimi var. Cevabımız ekvatoral iklim, her mevsim yağışlı olduğundan akarsuların rejimi de düzenlidir arkadaşlar. Aşağıdaki haritada işaretli bölgelerden hangilerinde dağınık kır yerleşmeleri görülmektedir? Dağınık kır yerleşmeleri nerelerde yaygındır arkadaşlar? Su kaynakları bol olacak. Su kaynakları bol. Yer şekilleri engebeli. Tarım arazileri dar ve dağınık. Bu şartları taşıyan yerlerde arkadaşlar kır yerleşmeleri dağınık olmaktadır. Haritaya baktığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şartları taşıyan yerler neresi arkadaşlar? Ülkemizin Karadeniz kıyılarında su kaynakları daha bol, yer şekilleri dağlık ve engebeli,
Buna bağlı olarak da tarım arazileri küçük, dar ve parçalı. Demek ki cevabımız 4 ve 5. Bir öğrenci grubu inceleme yaptıkları bölgede Lapya, Dolin, Polye ve mağara gibi şekillere rastlamışlardır. Yer şekilleriyle kayaçlar arasındaki ilişki düşünüldüğünde bu bölgede hangi kayaç türü yaygındır? Şimdi arkadaşlar Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Sarkıt, Sütun, Galeri, Obruk gibi şekiller hangi kayaçlarda görülüyordu? Kimyasal tortul kayaç. Kimyasal tortul kayaçlar üzerinde görülüyordu. Kimyasal tortul kayaçlar nelerdi? Kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı ve kaya tuzu. Demek ki bu bölgede, bu şekillerin görüldüğü bölgede bu kayaçlar yaygın olarak görülebilir. Şıklarda bunlar arayacağız. Volkan tüfü, kalker, andezit, mermer, kum taşı. Cevabımız kalker. Sürekli rüzgarlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar sürekli rüzgarları hatırlayalım. Ekvatorda termik alçak basınç, 30 derece enlemleri çevresinde dinamik yüksek basınç, 60 derece enlemleri çevresinde dinamik alçak basınç ve 90 derece enleminde kutuplar çevresinde termik yüksek basınç var. O halde buralarda gerçekleşen rüzgarlar nasıl olacak arkadaşlar? 30 derecedeki yüksek basınçtan alçak basınca doğru Alize rüzgarları. Yine 30 derecedeki dinamik yüksek basınçtan 60 derecedeki dinamik alçak basınca doğru batı rüzgarları ve 90 derecedeki yüksek basınçtan 60 derecedeki alçak basınca doğru kutup rüzgarları esecek. Bunlar sürekli rüzgarlardı. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır? Alizeler ekvatordan 30 derecedeki dinamik yüksek basınç alanına doğru eserler. Ekvatordan 30 dereceye eserler diyor. Hayır arkadaşlar, 30 derecedeki dinamik yüksek basınçtan ekvatora doğru eserler. Demek ki bu şık yanlış. Batı rüzgarları orta kuşak karalarının batı kıyılarına yağış getirir. Orta kuşakta bir kara olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şu bölgede bir kara olduğunu düşünelim. Şuradan gelen rüzgar, bakınız batı rüzgarı bu karanın batı kıyısına yağış getirecektir. Bu doğru. Alizelere ticaret rüzgarları da denilmektedir. Yelkenli gemiler zamanında bu rüzgarlar düzenli ve sürekli estiğinden gemiciler bunlardan yararlanmışlar. O yüzden bunlara ticaret rüzgarları da denilmiş. Doğru. Kutup rüzgarları etkisini kışın genişletir. Evet, kış mevsiminde termik yüksek basınç alanı genişlediğinden kutup rüzgarlarının etkisi de daha güneye doğru inecektir. Güney yarımkürede daha kuzeye doğru inecektir arkadaşlar. Bu da doğru. Alizeler kuzey yarımkürede kuzey doğudan eserler. Şurada bir kara parçası olduğunu düşünürsek, evet gerçekten de bu bölgeye kuzey doğudan veya şurada bir kara parçası olduğunu düşünürsek kuzey doğudan eserler. Bu da doğru. Cevabımız A seçeneği. Altıncı ve son sorumuz. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin gelişmesinde orada çıkarılan bir maden belirgin şekilde etkili olmuştur? Nazilli'nin gelişmesinde Aydın Nazilli'de tarımsal faaliyetler arkadaşlar etkili olmuş. Bursa'nın gelişmesinde sanayi ön plana çıkmış. Artvin Murgul şehrimiz arkadaşlar buradaki bakır madenine bağlı olarak gelişme göstermiştir. Adana Ceyhan'da yine tarım ve tarıma dayalı sanayi ön plana çıkmıştır. Samsun Çarşamba'da yine tarımsal faaliyetler ön plana çıkmıştır. Demek ki Murgul'un gelişmesinde madencilik etkili olmuş. Denememiz sona erdi arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Başka bir denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.